Miki ve dostları bugün matrakın yardımıyla balık tutmaya gitti. Hepsi mümkün olduğu kadar çok balık tutmak istiyor. Ama hepsi bunun için farklı bir yolu seçiyor. Sizce hangisi en başarılı olacak? Bekle. Ya da benim tavsiyemi dinle. Öncelikle doğru yemi kullanmalısın. Evet. Tuzla tavuk siveri baba zift yeme. Ne? Benim uzman görüşüme göre balık yakalamanın en iyi yolu yem hamurudur Miki. Bu da balıkların sevdiği yemlerden yapılır. Şimdi parmak uçlarının üzerine kalk, üç kez gör, kapar. Baklar ileri! Balık avlanmaz. Evet, avlanır. Aa, sanırım kendi yöntemimle denemeliyim. Yaşasın. Galiba bir tane yakaladım. Aa, ne eğlenceli. Aa, hemen çek. Deniyorum. Aa, sadece eski bir botmuş. Ne kadar da iyi balıkçıyım. Ha? Ona balık yakaladığını söyleyelim mi? Henüz değil. Bırakalım da sonra ona. Sürpriz olsun. Onu kovaya bırak. İşte böyle tutulur. Aşağısına bak. O bir güzel. Sıra bende. Parmak ucu. İşte başlıyoruz. Baklar ileri. Atıştı Daisy. Ama böyle balık tutulamaz. Ben sana gösteririm Daisy. Yetişemeyeceğiz. Geri dönene kadar bekleyelim. Peki koca çamuru nasıl yakalayacağız? Yem hamuru isimli küçük arkadaşımla. Oo, bu yem balonu çok fazlaymış. Büyük balık yakalamak için çok yem gerek. Parmak uçlarının üzerinde üç dönüş ve baklar ileri. Başardın Daisy. Fanny, al lütfen. Al bakalım. Hemen elbirimi. Bırak Donald. Teşekkürler canım Fanny. Zavallı Donald. Sen iyi misin? İyiyim, teşekkürler canım. Artık balık tutmalı bir yolunum. İşe yarayan her şeyin olduğunu biliyorum. Evet. Ve ikimizin balık tutma yöntemi birlikte daha çok işe yarıyor. Benim balık tutma yöntemim de işe yaradı. Bir sürü eski bot yakalasam da. Sadece bot mu Miki? Kovaya baksana. Balıklar aşkına. Bu balıkları ben mi yakaladım yani? Botların içindeydiler. Tamam, suya dönün. Hey, içimde balığımsı bir şeyler var sanki. Oho. Goofy, sanırım balık tutmanın başka bir yolunu bulmuşsun. Miki ve dostları bir şeyi iyi yapmanın tek bir yolu olmadığını anladı. Herkesin kendi yöntemi vardır ve hepsi de eşit derecede iyi olabilir.